Herkese selam. Ben Mehmet hocanız arkadaşlar. Dediğimiz ve başladığımız yüzlerce videonun ardından sorduğunuz tek bir soru vardı arkadaşlar. Dediniz ki hocam hangi odada çekiyorsunuz? Oda video isteriz. Oda video isteriz. O zaman takıl peşime, gidiyoruz içeriye. Hop! Girdim o zaman içeriye. Sol baştan başlayalım. Şöyle odamız sanki 3+1 salonmuş gibi anlatmayacağım. Küçücük yani 3x4 12 metrekare var, yok bir odamız var. Buradan bir gösterin. Gel bakalım kameraman arkadaşım Harun Bey diyorum. Reji sen uzakta duruyorsun. Şöyle tahtamız burada. Dedik ki tahtada anlatırız. Tahtada anlatalım derken şu ışık parlamalarını zamanında halledemedim ben. Dedim ki ya bu tahtada anlatamayacağız. Bari kızım oynasın burada. Hatta böyle izleri falan da burada duruyor hala. Ya geliyor burada arada kalemi alıyor, karalıyor, gidiyor. Ya dedim şimdi burada bir sürü ışık taktık zamanında. Burada anlatırım rahat rahat. Meğer o zamanlar esmermişim. Yani dünya ışığı boğduk burayı, olmadı. Tenimizin açılması gerekiyormuş. Şimdi sol tarafta sizin o hep ders anlatırken arka planda böyle gözüken yerimiz vardı biliyorsunuz. O zamanlar sadece bir tanecik kitap vardı. Kitap sayısı arttıkça bu rafların üstündeki şeyler de artmaya başladı. Bu arada gel yaklaş şunu göstermeliyim. Bu ne biliyor musunuz? Arkadaşlar bu kanalımız ilk defa 50.000 olduğunda öğrenci arkadaşlarımızın bana sürpriziydi. 50.000 fotoğrafımızdır bu. Sonrasında bir daha fotoğraf çektiremedik. Fırsat olmadı video çekmekten. Bunlar da çıkan kitaplarımız. Hani hep arka planda gördüğünüz ışıklandırmalar nereden geliyor falan diye soranlar olmuştu. Yani bu Hue diye geçiyor galiba. Hue'nun sistemleri var burada. Hue'nun ışıklarını koyduk. Yani böyle arka planda biraz da ambiyans yaratalım. Biliyorum siz seviyorsunuz onları. Biz de biraz yayıncı şeyimiz var. Onlarla uyup yapmaya çalışıyoruz. Bunlar rejinin marifetleri. Reji dedi ki çiçeksiz olmaz. Çiçek koymak zorundasın. Ama canlı değil. Sahte çiçek. Bunu da böyle reji buraya koydu. Bu da Pomodoro'larda kullandığımız elmayı hatırlarsınız. Bir de içini açayım bak sürpriz geliyor falan dermiş ama yok. Mum var içerisinde. Mumu da böyle Pomodoro'larda kullanıyorduk. Bilmem hatırlar mısın? Şimdi böyle çok geniş bir arka plan varmış gibi yapmayacağım. Arka planımız sadece bu kadar arkadaşlar. Hani ben böyle videoları çektikten sonra biraz böyle dinleneyim falan dediğimde koltuktan oturup bir şey yaptığımda geliyorum bu tarafa oturuyorum arkadaşım. Bazen böyle kızım geliyor. Burada beraber oyun oynuyoruz. Bazen kutu oyunlarımız oluyor. Burada beraber oyun falan takılıyoruz. Şimdi gel bakalım. Şimdi bilgisayarımız bu tarafta. Bunu göstereceğim ama bir dakika çok önemli bir şey unuttuk. Bak videonun sonunda büyük bir sürprizimiz var. Ya şimdi öncelikle size teşekkür edelim. YouTube bize 100.000 plaketi göndermedi biliyorsunuz. 1 milyon plaketi de göndermedi. Sonrasında biz bir şekilde iletişim kurduk. Ulaştığımızda tamam size plaket göndereceğiz dediler ama 100.000'i mi 1 milyonu mu gönderdiler bilmiyorum. Harun sence bu kutu neyin plaketi olabilir? 1 milyonu. Ciddi misin? 100.000 küçük oluyor. Bu 1 milyon. Vallahi büyük, mi? Evet. O zaman başta siz RM tayfaya, has RM tayfaya teşekkür ederiz diyelim. Bunu videonun sonunda açalım arkadaşlar. Hala daha açmadım. Bantları üstünde duruyor. Yaklaşık geleli de bir ay falan oldu. Dedim şimdi nereye gidelim? Oda da o kadar büyük ki nereden başlayacağım bilmiyorum. Burayı anlatacağız. Bu yayın bölümünü anlatacağız kısmı ama gel bakalım senin hiç görmediğin bir kısım var. Hep böyle dağınık dedim. Ya anlatırız arkadaşlar durun bugün yarın derken şu dışarıyı da bir göstereyim isterseniz. Normalde burada bu raf yoktu. Dedim ki bir raf alalım artık burayı biraz daha düzenleyelim. Diğer elektronik eşyaları falan buraya koyuyorum. Mesela şöyle bir düzen de yaptım. Bilmiyorum arkadaşlar belki merak eder. Ben şeyleri de kıyıp atamıyorum ya. Bu aldığım ürünlerin kutularını da kıyıp atamıyorum. Mesela burada çok ilginç bir şey kutuda yaptım. Hepsini böyle elimdeki bütün kabloları falan buraya koyuyorum. O konuda çok düzenli olmaya çalışıyorum. Diyorum ki ya HDMI mı lazım? Direkt bunun içindedir. Yani bakacağım yeri bilmem gerekiyor. Bence siz de düzenli olmaya çalışın. Bayağı etkili oluyor. Aradığınızı bulmak konusunda bayağı rahat edersiniz. Burada diğer yayıncı arkadaşlarım bize örnek olarak gönderdiği, bakmamızı istediği kitaplar oluyor. Ama burada çok özel bir kitabı göstereceğim size. Bunu hatırlıyorsunuz mu? Bilenler bilir. Bu benim not defterim. Hani herkes LCY22'den kıyafet alır. Ben not defter alıyorum arkadaşlar. Yani benimki de öyle bir hastalık. Burası çok özel bir bölüm. Ben matematiği evet hocalarımdan öğrendim, öğretmenlerimden öğrendim ama ben matematiği hangi kitaptan öğrendim diye sorsanız Mustafa Yağcı'nın matematik kitapları derim. Bütün serisi burada. Böyle aklıma takılan hala daha bir şeyler olduğunda gelir buraya bakarım. Hani o ispatlar orada. Şöyle bir de gel bakayım. Gel koçum ya korkma ya. Korkak alıştırma kendini. Bak şimdi. Bu kutu ne diyeceksiniz? Ya bu kutu. Şimdi ben 4 rally oynarım. Ben şey oynarım. Bilgisayar oyunu oynarım ama özellikle şu direksiyon seti oyunlarına çok bayılıyorum. Burada da Logitech'in direksiyon seti var arkadaşlar. O da yer yer çıkarıyor çünkü onunla bağlantılı bir şey daha göstereceğim birazdan size. Burayı açmayacağım. Burası biraz dağınık. Evet biraz dağınık. Burayı açmayalım. Yedek kağıtlar burada. Çıkalım buraya. Burası çok sıcak oldu. Buradan çıkın. Ha bu arada misafirimiz geldiğinde de koltuklarımız burada. Hazır yani. En son buna gri koç oturmuştu. Bir daha da misafir gelmedi. Gri koç geldi. Salgın başladı. Sonra da
Kimse gelmedi, evet. Bundan sonra böyle kaldı. Şimdi gelelim önemli bir noktaya. Hatırlıyorsunuz mu? Geçen haftalarda demiştim benim emektar öksürüyor demiştim. Emekleri buraya aşağıya doğru çektim. Birçok arkadaşa sormuştuk orada, demişlerdi ki hocam işte termal macunu değiştirin, remlere bir bakın, silgiyle silin diyen bile çıktı. Hatta hocam ben vuruyorum akıllanıyor falan diyen oldu. Ben hepsini denedim. Çok şükür çalıştırdık ama sizler sayesinde, o attığımız post sayesinde bize kim ulaştı biliyor musunuz arkadaşlar? MSI ulaştı. Artık hanginiz vesile oldu bilmiyorum ama MSI dedi ki eğitim alanında sponsor olalım hocam biz size. Bilgisayar ihtiyacınızı karşılayalım dediler. Ne isterseniz dediler. Biz de ne verirseniz alırız dedik. Şu kasayı gönderdiler bize. Yani tam özelliklerini ben biliyorsunuz öyle teknolojinin de iyiyiz falan dedik ama hani ne var içinde dersen benim için önemli olan ekran kartıydı. Çünkü canlı yayınları yaparken, videoları çekerken, render alırken bilgisayarda 3080 ekran kartı var içerisinde. Artı 32 GB RAM var. İşlemci galiba i7 10. nesildi arkadaşlar. Yani çok da güzel bir ışıklandırma var ama benim en çok hoşuma giden yanlarından biri şu yanlarına gönderdikleri oyuncaklar var arkadaşlar. Şu oyuncaklara bayıldım açıkçası. Sadece kasa mı gönderdiler arkadaşlar? Hayır. MSI sağ olsun bize bir de monitör gönderdi. Harun sen buraya falan böyle bunların şeylerini koyabilir misin ya? Koyarım. Ne deniyor ona? Ürün kodu mu deniyor? Ürün kodu, evet. Ürün kodlarını koyabilirsin. Mouse klavyemizi de gönderdi. Tamam biz artık yayınları hazırladı. Herhalde bundan sonra arkadaşlar artık canlı yayınlarda sizlerle oyun oynarken hani o FPS düşmeleri oluyor diye. Artık o FPS düşmeleri olmayacak. En az 60 FPS'de oynayacağız. Ya burada bir şey daha göstereceğim. Yukarıda böyle shotgun mikrofonu koyduğum yer falan var arkadaşlar. Hani bu Pomodoro mikrofonu dediğimiz. Yukarıda bir de kitaplarım var elimin altında duran. Özellikle şu son okumaya başladığım kitabı sizlere de tavsiye ederim. Kan, Ter ve Pikseller. Hani Stardew Valley oynayanlar falan belki oyunun nasıl çıktığını merak edenler varsa bütün oyunların yapılış hikayelerini anlatıyor. Hiç öyle düşünmeyin arkadaşlar. Bizim saatlerce oynadığımız oyunlar öyle el ense yatarak yapılmamış. Harbiden kan, gözyaşı, ter var. Bizler de sınavı kazanırken öyle oluyor. Unutmayın biz de çalışacağız, tamam mı? Canlı yayınları yaparken bir de olmazsa olmaz dediler. Stream Deck dediler. Bir tane de ondan var burada. Canlı yayın geçişlerini. Hatta ben burada çok şey yapıyorum böyle. Hani özellikle şu ikonlara falan koymaya bayılıyorum arkadaşlar. İşte chat ekranımız falan böyle. Ya da canlı derslerde falan ayrı ekranlar kullanıyorum. Onun haricinde bir tane daha monitörüm var ama bunu aslında ikinci bir bilgisayar için aldım diyebilirim. Bu üçüncü monitörü. İkinci bir kasa da gerekiyor. Canlı yayın açarken bazen tek kasa yetmeyebiliyor. Orada galiba ikinci kasaya da geçeceğiz. O zaman onun monitörü de bu olacak. Bir de yakın zamanda değiştirdiğimiz mikrofonumuz var. Daha öncesinde Rode kullanıyordum biliyorsunuz. Burada da Shure'a geçtik arkadaşlar. Shure mikrofonu kullanıyor. Yani ses sanki önemli ya bizim yaptığımız işte. Ne kadar olsa hani görüntü önemli, işte yazdığımız, çizdiğimiz ders önemli ama sanki o karşıya iletişim özellikle video tarafında görüntüden öte sanki ses. Sesimiz ne kadar net gelirse sana iletişimimiz o kadar kuvvetli olur diye düşünüyorum. Gel biraz ayrıntıya girelim ya. Bu oda bile o. Altı da çekeceğim mi? Bak altı da düzenledim sen geleceksin diye. Bak böyle kabloları falan biraz düzen. Ha bazen yazıcı sesi geliyor derslerde duyuyorsunuz. Bak burada önemli bir ayrıntı daha söyleyeyim. Siz de yapın. Ben kağıtın boşa gitmesine dayanamıyorum arkadaşlar. Bazen tek taraflı çıktılar alıyorum görüyorsunuz siz de. Bu arada bunlar kızımın çıktıları boyamak için alıyor. Bunların hepsini saklıyorum. Hepsini karalama kağıdı olarak kullanıyorum. Sonrasında da eşim okuluna götürüyor. Kağıt atık yerleri var. Sizler de geri dönüşümde kağıt atıklarınızı oraya götürseniz çok iyi olur. Onu da söylemeden etmeyeyim. Ha bak burada şunu da atladık ya. Kulaklığı bazen soranlar olmuştu. SteelSeries'in kulaklığı. Mikrofondan çok memnun değilim ama ses anlamında gayet tatmin edici. Canlı yayınlarda yine çok işimize yarıyor. Modemi falan gördünüz orada. Başka ne anlatacağız burada? Ha, bir de tableteyim. Tabletim olmazsa olmazım. Özellikle şimdi bir matematikçinin tableti ya da telefonu varsa nasıl olacak? Kalemli olacak. Biz sürekli düzeltmeler yapıyoruz biliyorsunuz. Tahsihler yapıyoruz. Kitapların tahsihleri geliyor. Yazdığımız, çizdiğimiz sorular oluyor. Ya da anlık olarak dışarıdayken bir anda aklımıza soru geliyor. Bakıyorsun adam orada salıncak da sallanıyor. Diyorsun ki ben bu salıncaktan soru bulurum ya. Adam orada tekeri takıyor falan arabaya. Ah diyorsun oradan soru geldi aklıma. Biz matematikçiler neden böyleyiz bilmiyorum ama dışarıda her daim genelde yanımdadır. Arabada bir kenara atarım. Her daim burada aklıma gelen soruyu falan not almam gerekiyor. Not almadığım her şeyi unutuyorum çünkü. Bir de onun haricinde birçok kapak görsellerini falan hazırlarken bilgisayarda hazırlaması arkadaşlar bana çok zor geliyor. Sanki bu tablet üzerinden hazırlamak daha bir kolaylık sağlıyor. Tasarımları buradan yapmak daha kolaylık sağlıyor. Bu da o yüzden olmazsa olmaz elektroniğimdir. Hani bu yayıncı öğretmen olmadan önce de tabletin böyle ilk çıktığı dönemlerde alanlardandım. Çünkü ya bu gerçekten bir öğretmenin sanki yanında taşıması gereken. Düşünsene bunun içinde şu an yaklaşık 30'a yakın kitap var. 30 tane kitap var. Çıkacak olan kitaplar var, çıkarttığımız kitaplar var. Hangi birini taşıyacaksın yanında? O yüzden güzel oluyor. Gel biraz daha ayrıntıya gidelim. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Bak açacağız yanınıza. Tamam açtım.
Bak çok toplu olduğumu söyleyemem ama burada çok ince bir ayrıntıya sizi götürmek istiyorum. Buradan anneme selam olsun anneciğim. Sağ olasın. Beni ilk başladığım günden beri böyle bir ilk abonem annemdir ha bu arada Harun. Abi mi? Evet kanalı açtım annem abone oldu. Dedi ki oğlum sen dedi çek dedi videoları dedi. Yalnız dedi nazar boncuğu tak dedi üstüne. Ya ben işte biliyorsun sürekli tişörtü falan değiştiriyorum. Özellikle bir tane nazar boncuğu verdi. Dedi koyacaksın onu masana bir yere. Anneciğim buradan nazar boncuğunda bak burada duruyor. Buraya koydum. Kalemler olmazsa olmaz. Klimanın kumandası. Bu da ışıklandırmanın kumandaları. Bazen yayın esnasında kalkıp oturmak zor oluyor. Godox'un ışıklarını kullanıyorum bu arada. Hani bir işi yaparken o işe ne kadar sahip çıkarsan, o işe ne kadar yatırım yaparsan meyvesi de o kadar güzel oluyor. Ben de işime olabildiği kadarıyla yatırım yapmak istiyorum. Hem zihinsel anlamda, hem kitap anlamında, hem de size bunları daha net göstermek anlamında. O yüzden maalesef böyle pahalı oyuncaklar almak zorunda kalıyoruz. Geldim. En çok sorulan sorulardan biri. Tableti soruyordunuz. Yok yok tableti sormuyordunuz. Bunu soruyordunuz. Hocam bu ne işe yarıyor diye. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Ben normalde eli böyle terleyen bir adamım. Böyle bastığında bak elimin izi çıkıyor burada. Bu eldiven ne işe yarıyor biliyor musun? Takıyorsun bu eldiveni. Bir dakika takamadım. Şu eldiveni takıyorsun güzelce. Şu özellikle tablete temas eden yüzeyi gösteriyor. Ne yapıyor? Elim çok rahat kayıyor. Kalemle böyle çok rahat bir şekilde kullanıyorum. Tabii tablet burada olmuyor. Bunu çıkarıyoruz masanın üstüne koyuyoruz. Senin burada soracağın bir şey var mı? Bu tespih ne? Ya tahmin ettim onu. Şimdi bu tespih herkes soruyor. Bu eşimin hediyesi. Ya hani günlük hayatta ben tespih kullanan biri değilim ama direksiyonu gösterdim ya az önce. Ya arkadaş o Euro Truck falan oynuyorum ben arada. Ya olmuyor ya. Gitmiyor yani. O Euro Truck böyle çekiyor insanı. Atletimi giyeceğim. Alacağım tespihimi. O vites topuzuna koyacağım. Hangimizin babası koymamıştır zamanında? Hala koyanlar var. Yani o vites topuzu için duran bir tespih. Olmazsa olmaz yani. O da olmazsa olmazımızdan. Geldim. Ay 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 dur. Burada spoiler var ama. Spoiler var Harun. Ne spoiler o ya? Ya kitabın spoiler var ama. Hadi artık bu, gördüler zaten. Bu videoya özel olsun. Arkadaşlar her sene ki 4. senesindeyiz. 49 günde TYT Matematik kitabı. Ben daha önce size gerçi şunu göstermiştim ama neredeyse kapağın son aşaması. Bu arada Reji! Burada mısın Reji? Evet buradayım ne oldu? Senin kapak tasarımını gördüler. Bu arada kapak tasarımlarımızı... Aa, bizim o kapak tasarımlarını Reji yapıyor arkadaşlar. Hani biz ailecek yapıyoruz bir işi yaparken. Ben içeriğini yazıyorum. Beğenmişler mi? Sormak lazım. Bilmiyorum bir sormak lazım. Reji'nin yaptığı tasarım böyle ama önerilerinizi alırız arkadaşlar. Gerçi öneri pek sevmiyor. Hep kendi yaptığını yapıyor. Neyse bilginiz olsun o konuda da. Bu arada kalemin kutusu. Bak onları atamamışım, kıyamamışım. Kalemin yedek ucu çok fazla yazınca kalem yedek uçta istiyor. Ha bak burada şunlar da var. Böyle yedek kalemlerin falan da burada. Malumunuz sokağa çıkma yasağında alıyorum. Bazen yedekliyorum burada. Onlar da kalıyor. Not defterim belki 4 yıldır ilk başladığımda YouTube'a her şeyi not almaya planladım arkadaşlar. Her şeyin notunu alıyorum. Yani bugün bu video çekilecek, şu yapılacak. Size de kesinlikle tavsiyem. Sürekli bir not defteri vardır. Bu da MSI'nin gönderdiği çok güzel bir ajanda yalnız. Bunu da kullanacağım inşallah. Şunları şöyle kaldıralım. Kaldırdım. Burada ne vardı hatırlamıyorum. Bak burada bir şey yok. Tamam bak oyuncu olduğumuz... Hocam sen öğretmen misin yoksa nesin diyeceksiniz ama oyuncu olduğumuz her yerden çıkıyor. Yine de olmazsa olmaz oyun kumandamız. Bunlar böyle karışık daha çok tahta için. Bu da her böyle ekmek almaya gidip bir şeyler almaya gittiğimde bozuk paraları attığımda buraya koyuyoruz. En son bu paraların hepsini kızıma veriyorum. Onun da kendi kumbarası var. O da kendi kumbarasından çıkardıklarıyla kendine yazlık kıyafet oluyor. Yazlık kıyafetlerim bizim hep bozuk paralardan. Evet en altta ne var? Bura biraz karışık. Yine böyle her daim elimin altında olması gereken şarj kabloları falan var. Bir de yine size tavsiye edeceğim. Arkadaşlar yakın dönemde bu pil atıklarının ne kadar zararlı olduğunu öğrendikten sonra videolarda evdeki bütün pillerimizi şarjlı pile geçirdik. Size de şiddetle tavsiyem şarjlı pile geçin. Bunlar da hala evde kullanmakta olduğumuz diğer piller ama bittikten sonra hepsi artık şarjlı pile dönüşecek. Onu da söyleyeyim. İşte bu neydi bunun adı Harun? Ne deniyor buna? Powerbank. Ha, powerbank. Powerbank'imiz var. İşte shotgun mikrofon. Bir tane daha powerbank var. Olmazsa olmazımız. Bitti bu kadar çekmeceler. Yan tarafta da bir tane daha çanta var. Bu çantada laptop. Bilmem hatırlar mısın? Geçen sene mezun ettiğimiz arkadaşlarla deniz kenarında canlı yayın yaptık. Düşünsene kumsal etrafta hiçbir şey yok. Biz canlı yaptık. İşte o canlı yayınlarda kullandığım laptopum yine dışarıda soru yazmak için. Şimdi geldik mi o güzel ana? Açalım mı kutu? Reji! Şimdi herkes senin abin neyle açıyordu kutuları? Lemur? Bizde böyle özel bir bıçak vardı. Ona ne deniyordu? Bilmiyorum. Bilenler, bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. Biz neyle? Bıçağı alayım. Reji bıçağı alayım.
Meyve bıçağıyla açacağız arkadaş. Biz ev adamıyız ya. Evciliz biz. Evcimeniz biz. Biz ev adamı değil miyiz? Ya siz şeysiniz. YouTuber'sınız siz. Biz YouTuber. Biz ev adamıyız ya. Biz gelin şurada ben şu bu tarafımı alayım seni. O ev oda o kadar büyük ki gidecek yer bulamadık. Bunu açalım artık. Öncelikle şöyle söyleyeyim ya. Allah. Ay bu çok şey bir an. Reji sen de yaklaş. Harun 1 milyon olduğunu söylüyor ama. Evet, 1 milyon plaketi olduğunu söylüyor ama vallahi bu çok heyecanlı. Vallahi kaç günlerdir, aylardır onu. Aylardır merakla bekliyoruz. Reji dayanamıyor hani böyle diyor ki gel açalım bunu falan. Yok dedim, videoda beraber açacağız. Yani bunu RM tayfayla beraber açacağız. Bunu açmadan önce size bir teşekkür ederim. Çünkü ilk defa kendi sınıfımız için bir video çekmeye başladık. Sonra yüzlerce insana ulaştık. Sonra 50 bin olduk. Orada 50 bin fotoğrafını gördünüz. Sonrası bir anda buralara geldik. Ama bunların hepsi sizin sayenizde oldu. Sizin o videoları beğenmeniz, yorum yazmanız, bizi teşvik etmeniz, sizin o RM tayfayı üstlenmeniz, rolünü üstlenmeniz bizi de Mehmet Hoca yaptı diyelim. Hepinize gönülden teşekkürler. Şimdi açalım. O zaman açalım. Öyle bizde özel bıçaklarımız yok ama meyve bıçağımız var. Ne elmalar ne portakallar kesti bu. Şimdi de YouTube'un kutusunu kesecek diyorum. Ve son tarafı da bir tane daha varmış. Allah'ım amma bantlamışlar arkadaşlar. Reji sence ne geliyor? Bir 100 bin mi 1 milyon plaketi mi? Abi falan 100 bin olabilir diyordum ben ama. Allah çok heyecanlı. 1 milyon. Açıyor. Ay vallahi çok heyecanlı oldum. Direkt çıkacak mı yoksa başka bir kutu daha mı var acaba? Bilmiyorum ki. Aa bir kutu daha var. Bir kutu daha var. Sarı renk olan hangisiydi? 1 milyon mu? Ay 1 milyon. Yani burada Gri Koç bizi bir numara yapmıştı. 1 milyon plaketi göndermişti. Biz Gri Koç gönderiyor zannediyorduk 1 milyon plaketlerini. Meğer bardak göndermiş. Ondan sonra bize gelen... Ay yok İngilizce yazıyor. Bunu çeviririz sonra. Bunu sonra okuruz. Bir de kart göndermişler. Bir de teşekkür... Ay. Gold. Ay. Başka bir şey var mı içerisinde? Belki kahve de göndermişlerdir. Biliyorlar ya bizim kahveyi çok sevdiğimizi. O yok. O çıkmadı. Burada alkışları sen eklersin abi. Sen burada alkışları eklersin. Ay çok güzel lan. Ay çok güzel. Aa, bununla böyle bir pozla mı bitirelim? Nasıl bitirelim bilemedim. Reji bunu sana gidecek. yok tamam. Ne yazıyor üstünde? Rehber Matematik. 1 milyon abone yazıyor. YouTube'da altına eklemiş. Bunu nereye koyalım gençler? Bunu siz söyleyin ya. Hani bizim artık arka planda orada mı dursun? Ya da ana ekranda burada mı dursun? Gerçi bu ağır bayağı bilmiyorum. Arkasında şey yerleri varmış. Valla sanki burada daha iyi duruyor ama siz söyleyin. Beraber koyalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Oda Vlog istediniz. Oda Vlog'da size anlatmaya çalıştım birçok şeyi. Ama herhalde bu Oda Vlog'un en anlamlı hediyelerinden biri de buydu. 1 milyon plaketimizdi. İnşallah nicelerine diyelim, sizlerle birlikte diyelim. Hepinize sonsuz teşekkürler. Ve tabii ki söylemeden yeniden edemeyeceğim. MSI'ye ben buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. Sizlerin o yazmış olduğu mesajlar sayesinde bize ulaştılar. Eğitim alanında bir kanala ilk defa bir elektronik sponsoru oldular. Biz çok teşekkür ediyoruz MSI'ye da buradan. Tabii ki YouTube'a da gönderdi 1 milyon plaketinden. Ama tabii ki hepsinin sebebi sizsiniz. RM tayfasınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.